Bunu ifade etmek için ilk başta medikal fizikçi olmak için yüksek lisans bu konuda yapmış olmak lazım. Bazı yurt dışındaki programlarda bu eğitim daha farklı, yani bir yüksek lisans düzeyinde değil de lisans içine gönüllü şekilde gerçekleştirebiliyor. Buradaki gene yetkili makamlarca dedim uzmanlığı kabul edilmiş. Burada Türkiye'de bu kabul kriterini sağlayan kurum Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. Yani zaten az önce Bülent Bey'in dediği gibi radyoloji ve nükleer tıp radyoterapi bölümlerinde kullanılan cihazları lisans alınmak için, yani onların kullanımının gerçekleştirilebilmesi için TAEB bir lisans verir. Ve bu lisansta da mutlaka bir medikal fizik uzmanının isminin bulunması lazım. Yani bu cihazların düzgün bir şekilde çalışmasından sorumlu kişiler arasında o tesisin yöneticisi, idarecisi, yine o tesiste ki tıp doktoru işte radyoloji tetkikini yapıp değerlendirecek ve o cihazlardaki kontrolleri sağlayacak bir radyoterapi gereken yol, yani lisans düzeyinde üniversitelerin fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. Bu 4 yıllık eğitim üzerine daha sonra üniversitelerin medikal fizik yüksek lisanslarını ancak başvurular kabul edebiliyor. Dediğim gibi bu medikal fizik yüksek lisans dediğimiz zamanki kapsamda radyoterapi, radyoloji veya nükleer tıp veya bunların hepsinin içerildiği bölümler düzeyinde geçiyor. Bu en az 2 yıllık klinik deneyim de şu anda bazı programlar eğitimlerini klinik dışında veriyorlar. Yani nasıl diyeyim? Mesela biz eğitimimizi alırken Hacettepe Üniversitesi'nin tıp fakültesindeki radyoterapi kliniğinde bilfiil bulunarak eğitimimizi aldık. Yani oradaki klinikte cihazların yanında hastalarla haşırlaşı olarak bu eğitimi tamamladık. Ancak bir kliniğe bağlı olmadan veya ne bileyim bir tıp fakültesi olmayan üniversitelerin açtığı programlardan da artık insanlar bu tecrübeyi edinmeleri için onların en azından mezuniyetinden sonra veya mezuniyet eğitimleri boyunca bir klinik deneyimlerini artık TAEB'de istiyor. Yoksa diyor ki senin bir klinik deneyimin yoksa ben sana lisans veremem. Ve şunu bilmemiz lazım. Bir üstünde medikal fizik artık ilgi alanımız olacak eğer bu işe girersek. Ve bu medikal lafını sonuna kadar taşıyacağız. Mesela siz ve biz de işte o dönemde lisans döneminde aldığımız derslerde çok fazla işte insan anatomisiyle ilgili, ne bileyim hücre yapısıyla ilgili çok fazla bir bilgimiz yoktu. Ama artık bu işin içine girdiğimiz zaman zaten klinik onkoloji, kanserin yapısı, ilerlemesi, evrelenmesi gibi artık bizim aslında bu zamana kadar aldığımız temel eğitimin çok dışında birçok yeni kavramla tanışacağız. Daha çok bizim temel eğitimimizin üzerine koyabileceğimiz ve mesleğimizde kullanabileceğimiz ana derslerse radyoterapi fiziği ve foton elektron dozimetrisi. İşte burada biz birazdan anlatacağım neler yapıyoruzun cevaplarını en çok bulacağımız işte ilaç araştırmalar ve sonuç üreten radyoaktif veya radyoaktif kaynak içeren cihazların dozimetrik ve mekanik kalite kontrollerini yapmak. Çünkü biz artık bu bizim cihazlar terapi için kullanılan cihazlar olduğu için farklı geometrileri, farklı işte parçaları, kısımları var ve bu kısımların mekanik olarak, çünkü Bülent Bey'in dediği gibi biz artık radyasyonu tedavi amaçlı kullanacağız ve bu yüksek hassasiyet gerektiren bir süreç ve o süreci işte doğru gerçekleştirebilmek için yapılması gereken zorunlu rutin kalite kontroller var. Bizim aslında primer işimiz ve bence şu anda aldığınız eğitimle, sizin aldığınız eğitimle en alakalı, en buna yakın, kendimizi mutlu hissedeceğiniz kısmı bu kısmı. İkinci kısımda işte dediğim hastayla alakalı veya klinikle alakalı kısım. Artık radyoterapi endikasyonu konmuş, bu kısmı da biraz açacağım. Hastaların tedavi planlamalarını yapmak ve planı doğru bir şekilde cihazı biz sanal olarak bir bilgisayar yazılımına aktardık ve o bilgisayar yazılımında işte bu CT kesitleri üzerinde farklı tedaviler deneyerek simülasyon yapıyoruz. Ve hasta için hangi dozda alınma, hangi planlama uygunsa daha sonra hastaya bunu uygulamaya karar veriyoruz. Mesela örnek, doktor radyoterapi endikasyonunu koyduktan sonra diyor ki bizim yanımıza oturuyor, bak diyor ben böyle bir kontrolama yaptım diyor. Benim bu çizdiğim hedefe diyor, işte günde 200 santigrat olmak üzere diyor, toplam 35 günde 7000 santigrat doz vereceğiz diyor. Şimdi ondan sonraki işte hedef bizde, yani ondan sonraki sıra bizde. Biz işte tümörün derinliğine bağlı olarak uygun enerji seçeceğiz. Yerleşimine bağlı olarak uygun ışın yönelimini seçeceğiz ve gerekli ışın sayılarını ayarlayacağız. Aynı zamanda alanının bizim tedavi alanlarımızı hedefe göre şekillendireceğiz. İşte mesela bir planlama yapmışız burada. Bir bilgisayar tedavi planlamasında yaptığımız planın sonucu farklı iki tane plan görüyorsunuz sağda ve solda. Ve ortada onların ikisinin karşılaştırıldığı bir grafik görüyorsunuz. Mesela ne dedim ben size? İşte dört tane yönden girmişiz. Bakın şu ortada bir izodoz var. İşte o gördüğümüz doz işte radyasyonun vücut içerisindeki dağılım grafiği gibi bir şey, yani hani sizin kafanızda öyle canlansın. Ve burada da daha fazla alandan girip
Bakın burada biraz daha fazla şu çizilen hafif silik görünen yer bizim doktorumuz tarafından çizilen hedef. Bakın biraz daha fazla yarışınlanmış. Burada biraz daha hedefin şekline uygun bir tedavi planlaması yapılmış. Ama sadece hedefin ışınlanması ile ne dedik yeterli değil dedik. Aynı zamanda bakın burada femur başları var. Şu bacak bacaklarınızı oynattığınız eklem. Bunlara eğer yüksek doz verirsek bunlarda kemik hasar oluşur ve özellikle yaşta kırılabilir. Yani bu tarz risk faktörleri de var. Ve biz bunları değerlendirdiğimiz grafikte işte bu ortada gördüğünüz grafik. Bunun adı doz volüm histogramı. Yani şu çizilen, tanımlanan bir organın ne kadarlık volümü bizim planımız sonucunda ne kadar doz almış. İşte bizim doktorla birlikte tartıştığımız kısım bu. Burada doktorlukta değerlendireceğiz. Ben bu planı yaptım, şundan dolayı şunu yaptım ve bu kadar dozluk gördüm. Yani doktor da hastanın kliniğini duyuyor, hastanın geçmiş şikayetlerini biliyor. Hasta için o da uygun planı bizimle birlikte seçiyor. Diyor ki, bunda mesela işte mesane çok doz almış. Bu tamam hastanın bu prostat hastası, yani prostatı iyi ışınlanmış olabilir ama mesanesi çok doz almışsa bu bizim için çok iyi bir tedavi planı. Farklı yönden tedavi yapacak. Bakın her bir ışının CT kesitindeki etkisini görebiliyoruz. Bakın öyle bir tedavi planlaması yapılmış ki farklı alanlardan giriyoruz ama bakın burada gözü ve göz sinirlerini mümkün olduğunca koyabilmişiz. Bakın buraya doktor hedef olarak tanımlamış. Bu güzel bir tedavi planı olmuş 9 farklı alanda. Ve alanları bakın işte biz şurada gördüğünüz yoğunluklarda düzenlemişiz. Ve sonuçta hasta içinde, hasta kafasında böyle düzgün bir yoğunluk haritası, yoğun doz dalını elde etmişiz. Planlamadan sonraki son kısımda dediğim gibi radyasyondan korunmayı içeriyordu. Ne dedik? Bizim için halkın, sağlık personelinin radyasyondan güvenliğini sağlamak önemli. Bunun için yapmamız gereken şeylerden birisi de bu odaların dizaynı. Sonuçta elimizde çok yüksek bir radyasyon üreten cihaz var. Yani herhangi bir mimari yapıda, bu tarz bir mimari yapıda radyasyonun saçılması dışarı yani etrafı yayılabilir. O yüzden bizim cihazlarımızın bulunduğu tedavi odaları özel dizaynlıdır. Yani duvar kalınlığından arası. Daha sonra aldığı görüntüye göre farklı pozisyonlardan ışını uygulayacak. Gene görüntü aldı, farklı bir pozisyona gidecek ve işte şu, hastanın içerisinde tanımlanmış olan planlaması yapılmış doz dağılımını hasta içerisinde uygulayacak. Yani biz bu aşamasında varız. Biz sadece planlamayı yapmıyoruz. Biz planlamayı transfer ettikten sonra cihaza bu hastanın doğru yaptığını, hastanın doğru yerin ışınlandığını, doğru planın çağrıldığını teknikerle birlikte, radyasyon okuluyla birlikte değerlendiriyoruz. Yani şunu bilin açıkçası, bu da en böyle hiç konuşma içerisinde geçmeyen bir cümle olacak ama yani biz kanser hastasıyla birebir muhatapız. En çok insanlar ki bölümümüz yerde derken bunu sorarlar genç arkadaşlar.